Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. 10. ünitemizin 7. köşe taşını çözmeye devam ediyorum dostlar. Şimdi bakalım ilk soru ne diyor? Tanjant 20'yi vermiş bize n diye. Buna göre de diyor ki tanjant 25'in n türünden ifadesi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, tanjant 25'i istiyor benden. Ben bak neler yapacağım şimdi. Tanjant 25 dediğimiz şey, tanjant 45'ten, tanjant 45 eksi 20 diye yazılır diyorum dostlarım. Bakın 45'ten 20 çıktı, 25 yok. 45'ten 20 çıktı, doğru, 25'e eşit oldu. O halde ben şunun açılımını bir yazayım diyorum. Şimdi tanjant 45 eksi tanjant 20. Tan 45 eksi tan 20 bölü 1 artı ikisinin çarpımı. Yani tan 45 çarpı tanjant 20. İşte benden istediği şey bu hale döndü. Bakın tanjant 25'i istiyordu. Ben tanjant 25'i tanjant 45 eksi 20 diye yazdım. Ve onun da açılımını yaptığımda benden istenen şey bu hale döndü. Peki tanjant 45, 1. Tanjant 20 n bölü 1 artı 1 çarpı n, yani n. Cevabımız bu olacak arkadaşlarım. Adana şıkkında mevcut. Geldim 2 numaraya. Kotanjant 65 verilmiş x diye, tanjant 40 isteniyor arkadaşlarım. X türünden değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi kotanjant 65 demek, tanjant 25 mi oluyor? 90'a tamamladığımızda tanjant 25 ile 65'in toplamı 90. Tanjant 25 de x'e eşitmiş arkadaşlarım. Şimdi bana tanjant 25'i verdi. Ben tanjant 40'ı arıyorum dostlar. Peki tanjant 40 ile 25 arasındaki ilişkiye bakalım şimdi. Tanjant 40 dediğimiz şey kotanjant 50'ye eşit diyebilirim mesela. Kotanjant 50'yi de 2 çarpı 25 diye yazabilirim. Ya da tanjant 20'yi bulsam arkadaşlar ben. Tanjant 40'ı şöyle bir yazsam bakayım gelecek mi? Tanjant 40 dediğim şey 20 artı 20 diye yazılır. Tanjant 40. Bu da tanjant 20 artı tanjant 20 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Yani tanjant 20 çarpı tanjant 20 gelecek. Peki tanjant 25'ten 20'ye nasıl geçeceğim? Bakın yukarıda yapmıştık biz yine. Tanjant 25'i nasıl yazıyorduk dostlarım? Tanjant 45 eksi 20 diye yazabiliriz değil mi dostlarım? Tanjant 45 eksi 25 diye yazsam ben tanjant 20'yi, 45 eksi 25 diye yazdım. Bakalım buradan da bulmaya çalışalım şimdi bunu. Tanjant 45 1 eksi tanjant 25 x'ti bölü 1 artı ikisinin çarpımı, 1 artı x oluyordu dostlarım. Şimdi getirip de bu da tanjant kaçtı? 20. Tanjant 20 yerine bunu yazdığımda da cevap gelecek diyorum dostlar. Hemen yazalım şimdi. Tanjant 20 yerine 1 eksi x bölü 1 artı x yazalım. Bundan 2 tane oluyor değil mi? Üst tarafı topladığımızda 2 tane 1 eksi x bölü 1 artı x geliyor. Bölü 1 eksi 2 tane bundan çarpımı, yani 1 eksi x'in karesi bölü 1 artı x'in karesi geldi dostlarım. Hadi şimdi düzenleyelim bunu. Yukarısı şöyle oldu. 2 eksi 2x bölü 1 artı x oldu. Şunu da şimdi ters çevirip çarpacağım. Önce şunu bir yazalım. Bununla bunu çarpıp bundan çıkartıyorum. Bu paydaya gelecek. Yani 1 artı x'in karesi eksi 1 eksi x'in karesi paydaya geldi. 1 artı x'in karesi de paya geldi. Ters çevirip çarptı. Peki 1 artı x ile 1 artı x'in karesinden bir tanesi sadeleşsin şöyle. Şu aşağıyı bir düzenleyelim arkadaşlarım. 1 artı x'in karesi eksi 1 eksi x'in karesi. 2 kare farkı yapalım burada da. Birinci ile ikincinin toplamı, yani 1 artı x ile 1 eksi x'in toplamı, x'ler gider 2 gelir. Şöyle paydamız 2 oluyor burada çarpı. Bir de ikisinin farkı, çıkarttığımızda bunları eksi 1, bir daha bu gider 2x gelir arkadaşlarım. Bir de bu geldi. Yukarıda ne var? 2 parantezinde 1 eksi x var, bir de 1 artı x var. Şimdi ikiler de gitsin şurada. Ne kaldı en son? 1 eksi x çarpı 1 artı x. Bu da 2 kare farkının açılımı. Yani 1'in karesi eksi x kare bölü 2x kaldı. 1 kare eksi x kare bölü 2x Edirne şıkkında mevcut.
Geldik şuna. Bakalım burada neler yapacağız. Sekant 23. Dostum sekant neydi? 1 bölü kosinüs demekti. 1 bölü kosinüs 23'ü vermiş bize. Peki tatlı attırırsam her iki tarafa. Kosinüs 23 ne olacak bu durumda? 1 bölü kök içinde m kare artı 1 gelecek. Peki 23 ile 37'nin toplamı neye eşit arkadaşlarım? 50, 60'a eşit 23 ile 37'nin toplamı. Bana kotanjant 37 soruluyor ya. Ben ne diyorum şimdi burada? Tanjant 37'yi ben bir bulayım. En son tanjant 37'yi bulduktan sonra takla attırırım, gerçek cevabı işaretlerim. Peki tanjant 37, 37 ile 23'ün toplamı 60. O halde şöyle olacak. Ben tanjant 60'ı bir yazsam, şöyle değil midir tanjant 60? Tanjant 37 artı 23 diye yazılır dostlarım. Peki buradan da şimdi tanjant 37 artı 23'ü yazıyorum. Tanjant 37 geliyor artı tanjant 23 geldi bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Tan 37 çarpı tanjant 23. Peki tanjant 60'ı biliyoruz, kök 3 eşittir. Tanjant 37'yi zaten arıyorum, x diyelim bunun olduğu yere. Tanjant 23 lazım bize dostlar. Onu da bakın kosinüs 23'ü verdiği için hemen şurada bir dik üçgen çiziyorum ben. 23 derecenin dik üçgenini çizelim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. M kare artı 1 hipotenüsümüzde. Peki buradan hemen Pisagor yaparsak M kare artı 1'in karesi, kök gitti, eşittir 1'in karesi artı şuraya da K diyelim, K kare. 1'ler de gitti. Bakın K kare M kare çıktı. Demek ki K M. O halde kosinüs ne lazımdı bize? Tanjant 23. M bölü 1'den M gelecek. O halde tanjant 23 yerine M yazdım. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. 1 eksi M X geldi buradan da. Şimdi bize neyi soruyordu bu? X'i soruyor. Tanjant 37'yi X'i bulacağız biz. İçler dışlar çarpımı yapıyorum hemen dostlar. Kök 3 eksi M kök 3 çarpı X eşittir x artı m geldi. Şimdi şu x'leri bir tarafa, diğerlerini bir tarafa atayım. Kök 3 artı m eşittir. Şurada x var. Bu da buraya artı geliyor. M kök 3 çarpı x diye. X parantezine alıp şöyle çok uzatmadan işlemi. Burayı x parantezine aldığında 1 artı m kök 3 gelir. Onu da buraya 1 artı m kök 3 diye paydaya geçirdim. X bu oldu dostlarım. Şimdi biz X dediğimiz şey neydi? Tanjant 37 idi. Bu X dediğimiz şey tanjant 37. Ama bize kotanjant 37'yi soruyor. O halde şıklarda bunun takla atmış halini bulacağım. M kök 3 artı 1. M artı kök 3'ü bulacağız. M kök 3 artı 1. M artı kök 3. Sanki şuymuş gibi geliyor bana ama Bursa şıkkı biraz yakın ama şu paydamız şurası artı. Buradaki m buraya nasıl geldi? Eksi geldi değil mi arkadaşlarım? Şu m'i buraya atarken eksi atmayı unutmuşuz biz. Şurası eksi olacak. Tamam. Doğru cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Bursa doğru cevaptır. Dostlar son soruyu çekerken bir sıkıntı çıktı. Orayı bir daha baştan çözüyorum şimdi arkadaşlarım. Diyor ki olduğuna göre kosinüs 20 ifadesinin n türünden değeri. Şimdi kosinüs 50 dediğim şey sinüs 40'a eşittir arkadaşlarım. Toplamları 90 olduğu için. Demek ki sinüs 40'ta m gelecek. Şimdi kosinüs 20'yi soruyor ya. Ben kosinüs 20'yi şöyle yazacağım bakın. Kosinüs 60 eksi 40 diye yazıyorum dostlarım. Ve kosinüsün açılımını yazıyorum. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 40. Arada artı var. Sinüs 60 çarpı sinüs 40 diye yazdım. Şimdi kosinüs 60 dediğim şey 1 bölü 2 çarpı kosinüs 40 lazım bize. Kosinüs 40'ı da hemen nereden bulacağım dostlarım? Şuradaki sinüs 40'tan dik üçgenimi çizdim. Şuraya çiziyorum sinüs 40 derece diyelim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Bir Pisagor bağıntısı yaptım. 1'den n kare çıktı. 1 eksi n karenin kare kökü oldu burası. Kosinüs 40 ne geldi? 1 eksi n kare kök içinde bölü 1. Yani şuraya 1 eksi n kare geldi arkadaşlar. Artı sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir.
çarpı bir de sinüs 40 var arkadaşlar. Onu da n diyebiliyorum gobellerim. Peki şimdi gerisi paydaları ikisi de 2 olduğu için bölü 2 olacak. Yukarıda kök içinde 1 eksi n kare artı n kök 3 olacak. Hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında vardır dostlar. Pekala 7 numarayı da gömdük. Hemen alalım 8 numarayı önümüze. Bakalım ne var 8'de. Şekilli bir sorumuz var arkadaşlarım. Diklikleri görüyoruz zaten. Tanjant DAC. Bakın şu açının tanjantını soruyor. E şimdi bu açı dik üçgen içinde değil. Ama bir kısmı dik üçgen içinde, diğer bir kısmı da. Ben A artı B'yi bulacağım şimdi. Tanjant A artı B'yi soruyor bize aslında dostlarım. Tanjant A artı B açısının tanjant değeri soruluyor. Bunu da biliyorsunuz tanjant A artı tanjant B diye pay kısmı yazılıyordu. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi tanjant A lazım bize, şu dik üçgenden tanjantı söyleyelim. Karşı bölü komşudan 6 bölü 3 2. Artı tanjant B'yi söyleyelim. Karşı bölü komşudan 6 bölü 8 oluyor. Yani 3 bölü 4. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımıydı kardeşlerim. Yani 6 bölü 4. Düzenleyelim. 4 kere 2 8. 3 daha. 11 bölü 4 burası. 4 kere 1 4. 6 çıktı. Eksi 2 bölü 4. Yani çarpı 4 bölü eksi 2 diyebilirim. Bunlar gitti. Eksi 11 bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı gobeller. Geldik 2 numaraya. Sinüs A, E, B. Şu açının sinüsü isteniyor bizden dostlarım. Bakın bu açı bir dik üçgen içinde değil. Ben şöyle yapıyorum. Hemen şuradan bir iki parçaya bölüyorum bu açıyı. A diyorum, B diyorum. Benden artık sinüs A artı B isteniyor. Şimdi sinüs A artı B'nin açılımını yazalım. Sin A çarpı cos B artı cos A çarpı sin B olacak dostlarım. Benden bu isteniyor. Peki bize şimdi sinüs A lazım. Şurası bir kere 3, 4, 5'ten 4'tür. Şurası da 4'müş. Burası da 4'müş dostlarım. O halde bu da 4, bu da 4, bu da 3 oldu. Hadi sinüs A'yı söyleyelim. A açısının sinüsü karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 çarpı B'nin kosinüsü komşu bölü hipotenüsten, hipotenüsümüzde 4 kök 2, 4, 4, 4 kök 2, 4 bölü 4 kök 2 yani 1 bölü kök 2 geldi. Artı kosinüs A lazım, A'nın kosinüsü 4 bölü 5 çarpı B'nin sinüsü, o da 1 bölü kök 2 geldi. Peki düzenliyoruz şimdi dostlar burayı. 3 burası, 4 de burası, 7 bölü 5 kök 2 yaptı. Hadi bir de şimdi şöyle yapalım. Paydayı eşleniyle çarpalım dostlarım. Kök 2 ile genişletelim her iki tarafı. 7 kök 2, şurası da 5 çarpı 2'den 10. 7 kök 2 bölü 10 gelecekmiş sorunun cevabı. Ve geldim 3 numaralı soruya. Hemen bakıyorum ne diyor. ABCD ve bilmem ne birer karedir. Kotanjant KED. KED. Şu açının kotanjantı isteniyor bizden. Ben buraya A diyorum, buraya B diyorum. A ile B'nin toplamı isteniyor. Kotanjant A artı B isteniyor dostlar ki biz ne bulacaktık? Tanjant A artı B'yi bulacağız ve takla attıracağız. O halde tanjant A artı B'yi yazalım şimdi. Şimdi tanjant A artı B. Önce şuralara bir uzunluklara isimler verelim. K, K, K diyelim ya da 1, 1, 1 diyorum dostlarım. Şurası toplamda 3 oldu. Şu kare olduğu için şu bir kenarı 2 birimmiş bu karenin. Buralara 2'leri yazalım. Şurası da 2. Şuraya 1 kaldı. Burası 3 oldu. Bakın şuradan dikliğimizi devam ettirirsek burası da 1, burası 2. B'nin tanjantını bulurum şu dik üçgenden. B'nin tanjantı 1 bölü 3 gelir dostlarım. A'nın tanjantını da şuradaki dik üçgenden çıkartırız. Şurası yine 1, 1. Şurası da 2. 2 bölü 1 gelir A'nın da tanjantı. O halde açalım. Tanjant A artı tanjant B olacaktı. Yani tanjant A 2'dir.
Tanjant B'de 1 bölü 3'tür. 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı 2 bölü 3. Düzenleyelim, 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 3 burası çıkar bölü 3 2 çıktı 1 bölü 3 de burası çıktı bölü 3'ler gitti 7 bölü 1'den 7 geldi sorumuzun cevabı. Pardon, biz neyi bulduk? Tanjantını bulduk tabii ki. Bize kotanjantını soruyordu. Takla attırdım. 1 bölü 7 olacak. Geldik şuna. Tanjant CMK. Şu açının tanjantı soruluyor. Ben buraya A diyorum. Buraya da B diyorum. Şimdi bildiklerimiz C'nin koordinatları. Apsisi eksi 4. Ordinatı 2. Şurası 2. Burası 4 birimmiş dostlarım. Lüleburgaz'da 3'e 3'müş. Şurası 3, burası 3. Tabii ki bu bir kare ise burası da 3 olacak. Şu araya da 1 kaldı. Şimdi tanjant CMK, yani tanjant A artı B soruluyor bize. Hadi bunu da biliyoruz formülünü artık. Tanjant A artı tanjant B. Tanjant A dediğim 3 bölü 3'ten 1 artı. Tanjant B dediğimde 4 bölü 1'den 4 bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı. Ne oldu burası? 5. Burası da eksi 3. Eksi 5 bölü 3 geldi. Sorunun cevabı. Ve geçtik 9 numaraya. Bakalım burada ne yapacağız arkadaşlarım. Yine kare demiş bize adam. 2 var 6. O halde burası da 6. Burası da 6. Burası da 6 diyelim. Şimdi alfa dediğimiz açı şuradaki x ile y'nin toplamıdır dostlarım. Yani bana tanjant alfa soruluyor ya, bana aslında x artı y'nin tanjantı soruluyor. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Peki bunun da formülünü biliyorum. Tanjant x lazım bize. 2 bölü 6'dır. Bakın şu dik üçgenden tanjant x 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 artı tanjant y 6 bölü 6'dan 1. 1 eksi 2'sinin çarpımı 1 eksi 1 bölü 3. Düzenleyelim. 3, 4 bölü 3 yukarısı yaptı. 3, 1 çıktı. 2 bölü 3. Ters çevirdim. 3 bölü 2 diye 4 bölü 2'den 2 geldi sorunun cevabı. Şimdi buna bakalım. Yine alfayı soruyor ama bakın alfa şuradaki x ile şuradaki y'nin iki için toplamı bir dışa eşit muhabbetinden. Kosinüs x artı y'yi soruyormuş aslında bana. Kosinüs alfa diyor ya. Kosinüs x artı y'yi soruyormuş ki. Hadi bunun da açılımını yazmayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir yazayım ben hemen bunu. Kos kostu. Kos x, kos y. Ters hareket yapacaktı bunlar. Artıysa eksi olacak. Sin sin. Sin x, sin y. Bu formülleri aklınızda tutamıyorsanız benim konu anlatım videolarımı izleyin arkadaşlar. Orada hikayeleştirip anlatmaya çalıştım. Şimdi bize ne lazım? Kosinüs x. Öncelikle x şu dik üçgenin içinde. Dostum 4, 4. Hipotenüsümüz 4 kök 2. Şöyle küçük yazıyorum. 4 kök 2. Neydi kosinüs x? Komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 4 kök 2'den 1 bölü kök 2 geldi. Çarpı. Kosinüs y. Y de şurası 8. Şuradaki üçgenin, dik üçgenin içinde kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 2 bölü şu uzunluk. Bu uzunlukta Pisagor yaparsak 2 kök 17 gelir arkadaşlarım. O halde 2 bölü 2 kök 17. Yani 1 bölü kök 17 kosinüs y'dir. Şimdi sinüs x lazım. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 4 kök 2 yani 1 bölü kök 2. Sinüs y lazım. Karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 2 kök 17 yani 4 bölü kök 17 bu geldi. Yukarısı 1, 4 de buradan çıkıyor, eksi 3 bölü 2 kök 17 çarparsam kök 34. İşte cevabımız bu. Hadi bunu da kök 34 ile genişletelim arkadaşlarım. Hem payı hem paydayı kök 34 ile çarpalım. Ne oluyor? Şurası 34 kalıyor. Eksi 3 kök 34 bölü 34 olacak. Sorumuzun cevabı Ceyhan'da mevcutmuş. Geldik 3 numaralı sorumuza. Evet, burada da yine iki dik üçgenimiz mevcut arkadaşlarım. Şu 7-24, şurası 25 yapacak. Şu uzunluk 25. 18-24, şu uzunlukta 30 yaptı. BC uzunluğu. Bakın 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı.
Şimdi bize hangi açıyı soruyor? A, E, B. Şu açının sinüsü soruluyor. Alfa diyelim bu açıya. Ve bu açıyı biz X ile Y'nin toplamı olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. O halde artık bize sin X artı sin X artı Y'nin toplam değeri soruluyor. Peki hadi bunu da bulalım. Sinüs X çarpı kosinüs Y artı sin Y çarpı kos X'di bunun açılımı. Peki sinüs X lazım bize. Karşı bölü hipotenüsten 7 bölü 25 çarpı kosinüs Y lazım. Y'nin de komşu bölü hipotenüsten 24 bölü 30 geldi. Eksi değil artı sinüs Y lazım. Karşı bölü dostlar video durmuş kendiliğinden yine süre geçmiş. Ben şurada kaldığımız yerden devam edeyim yine. Ne diyorduk şimdi? Sinüsün açılımını yazdık. Karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüsler falan filan yazıldı. Şimdi burada bir de şuraya ne kaldı? Kosinüs X'i yazacağım. X'in kosinüsü 24 bölü 25 geldi. İşte bu işlemi de düzenlediğinizde arkadaşlarım cevabımız çıkacak. Goberler. Cevabımız Denizli. Hadi geçtik 4 numaralı soruya. 4'ü de yapalım arkadaşlarım hemen. Ne diyor? Birim karelere ayrılmış dikdörtgen D. Alfa açısı veriliyor. Buna göre tanjant alfa nedir diye bir soru sormuş bize. Ben de diyorum ki arkadaşlarım bakın şurada şöyle bir x açısı var. Bir de şuraya bakalım şöyle bir çizelim. Şurada da bir y açısı oluşuyor arkadaşlarım. Şurada da minik bir y açısı var. Ki bu y yöndeşlikten buraya da eşittir. Alfa x ile y'nin toplamı çıkıyor. Yani bana artık tanjant alfa değil de x ile y'nin toplamı soruluyor diyebilirim. Peki tanjant x lazım bize o halde. Şuradaki dik üçgenden şurası 3 birim. Şurası 4 birim. 3 bölü 4 gelir tanjant x. Y'nin tanjantını bulalım. Onu da şuradaki dik üçgenden bulabilirim dostlarım. Bakın şurada bir dik üçgen var. Karşısı 1, 2, 3, 4 birim. Komşusu 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 4 bölü 6. Yani tanjant y 2 bölü 3 diyebilirim arkadaşlar. Şimdi tanjant x artı y'yi arıyoruz goberler. Hemen dağılma özelliğini kullanalım. Tanjant x artı tanjant y. Yani 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi ikisinin çarpımıydı ki bunları çarptığınızda 3'ler gider 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Düzenleyelim. Şurası 9 artı 8'den 17 bölü 12'dir. Burası da 2'den 1 çıktı 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarptım 2 bölü 1'i. Gitti 17 bölü 6 geldi. 9. köşe taşımızda son sorumuz. Ve 10. köşe taşına geldik arkadaşlarım. 10 numaralı köşe taşımız bakalım ne diyor. Birim karelere ayrılmış yandaki dikdörtgende verilen alfa açısı için kotanjant alfa nedir diye bir soru sormuş. Bakın kotanjant alfayı soruyor ve ben ne demiştim? Siz tanjant alfayı bulacaksınız. Telefon çalıyor bu arada tabii ki. Siz tanjant alfayı bulun. Kotanjantı bulmak için de ne yapıyorsunuz? Takla attıracaksınız dostlarım. Önce bulalım tanjant alfayı. Ne diyeceğiz şimdi? Şuradaki açıya biz bir x diyelim şu açıya. Şu açıya da y diyelim. Dostlar ben x artı y'yi bulsam tanjant x artı y'yi. Hemen bulalım onu bakın. Tanjant x artı y. Bir bulalım ondan sonra konuşalım. Neydi bu şimdi? Tanjant x. Şu dik üçgenden tanjant x'i bulurum. 2 bölü 4. 1 bölü 2 yapar yani. Artı tanjant y'yi de bulurum. 2 bölü 2, 4, 6. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 yaptı. Bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı. Yani 1 bölü 1 bölü 6 gelecek dostlarım. Düzenliyorum. 3, 2 daha 5 bölü 6 burası. Buradan da 5 bölü 6 geldi. Yani 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6'dan 1 çıktı. Tanjant x artı y. Peki tanjant kaç birdi? 45. X ile y'nin toplamı 45 ise
Alfa da 45 dereceymiş. E bize de tanjant alfayı ya da kotanjant alfayı soruyor. E o da 45 derece diyeceğiz. Kotanjant 45'te 1'de 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu aklım telefonda. Telefona bir bakayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz artık. Devam ediyorum. İkinci soruyla gobeller. ABC'de dik yamuk. Dik 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 demiş. Şu AB diktir. AB diktir. AD'ye tamam. AD CD'ye de diktir. Ona da eyvallah. 8 6 8 10'umuz var burada. 6 12 6 kök 5'imiz var. Neyi soruyor? Sinüs BEC. Şuradaki açının alfa diyelim bu açıya. Sinüs değerini soruyor dostlarım. Ben şöyle yapacağım. X ile Y'yi biliyorum arkadaşlarım. Sinüs BEC dediği sinüs alfayı bulmak yerine ben diyeceğim ki ya da şöyle yapayım hatta daha da güzeli olsun. Durun daha güzelini yaptım. Şuradan paralel çizdim arkadaşlarım. Şuradaki açıya X diyelim, şu açıya Y diyelim. Bunlara bir şey demeyelim biz. Bakın sinüs BEC sinüs X artı Y haline döndü arkadaşlarım. Ben o zaman sinüs X ile sinüs Y'yi bulacağım. Şu Z harfinden burası da X derecedir. Bu Z harfinden şurası da Y derecedir. Bu üçgenden sinüs Y, bu üçgenden sinüs X, kosinüs X hepsi gelir. Şimdi sinüs X artı Y'nin açılımını yazalım hemen birlikte. Neydi bunun açılımı? Sin X çarpı kos Y artı sin Y çarpı kos X'di arkadaşlar. Peki sinüs X lazım. Karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10 çarpı. Kosinüs Y lazım. Komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 6 kök 5. Artı sinüs Y. Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 6 kök 5 çarpı kosinüs X. Komşu bölü hipotenüs yani 6 bölü 10 bu geldi. Şimdi düzenleme aşaması dostlar. Şu 6 ile 12'yi sadeleştirelim 2. 8 ile de 2'ye bölelim 4. 10'u da 2'ye bölelim 5 olsun. Yukarısı 8 bölü şurası 8 bölü 5 kök 5 geldi. Artı şu 6 ile şu 6 gitsin. 10 ile de 6'yı sadeleştirelim 3'e 5. Burası da 3 bölü 5 kök 5 geldi. Yani toplarsak 11 bölü 5 kök 5 olur. 11 bölü 5 kök 5 olacak. Doğru söylüyoruz değil mi? Evet 11 bölü 5 kök 5. O da 11 kök 5 bölü 25 geliyor arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı Adana. Baktığımda Ceyhan diyor sorunun cevabına. Biz bakalım bir işlem hatası yaptık mı bir yerde? Yok, hiçbir yerde bir işlem hatası yapmadık. Muhtemelen basım hatasıdır arkadaşlarım. Geçtim 3. soruya. Dikdörtgenmiş bu adam. 6, şuralar 3, 3 oldu dostlarım. Kotanjant alfa soruluyor bana. Ben tanjant alfayı bulacağım şimdi. Sonra takla attıracağım buna. Peki şuradan bir alfayı biz x ve y olmak üzere iki parçaya bölsek... Artık bize tanjant alfa yerine x artı y'nin toplamı soruluyor diyeceğim. Peki şurası da 2, burası 6'dır. Tanjant x ne çıkıyor? 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 artı. Tanjant y lazım. Y'yi de hemen şu z harfinden şuraya taşıdım arkadaşlarım. 6 bölü 3'ten 2 geldi tanjant y. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 2 bölü 3 yapar. Düzenleyelim. 3 kere 2 6, 1 daha 7 bölü 3 bölü 3 kere 1 3 2 çıktı. 1 bölü 3 de bu oldu. Ters çevirip çarptık. 7 geldi. Tanjant alfa dediğimiz şey. Ama bize kotanjantı sorduğu için biz ne yapıyorduk? Takla attıracağız. 1 bölü 7'yi işaretleyeceğiz dostlar. Ve geldim 4. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABCD kare DE eşittir EC. Tamam onu gördük. DF AF'nin iki katıdır. Şuraya 1K dersem burası 2K'ymış. Hatta 2K dersem burası 4K'ymış. Toplam 2 katıymış burası onun. Peki toplam ne geldi? 6K. Burası da 6K. Burası da 6K. Ve şunlar 3K 3K diye ayrıldılar dostlar. Bize tanjant x'i soruyor. Ben yine ne yapıyorum? Bunu iki açıya parçaladım. Şuna A, şuna da B dedim arkadaşlarım. Bakın şu Z harfinden şurası da B.
Bu Z harfinden de burası da A geldi. Şimdi bize tanjant X'i, yani tanjant A artı B soruluyor ki bunu da nasıl buluyordum? Tanjant A. Nedir tanjant A? 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Artı tanjant B. 3 bölü 4. Bölü 1 eksi çarpımları 3 bölü 8. Düzenleyelim. 4, 6 da buradan 10 bölü 8 burası gelir. 6, 4 daha 10 bölü 8 doğru. Bölü 8, 3 çıktı. 5 bölü 8 de burası geldi. 10 bölü 8 durdu. 8 bölü 5 diye takla attırdım. 10 bölü 5'ten 2 çıktı. Sorumuzun cevabı Gobeller. Geldik bu soruya. Bakalım ne diyor 1 numaralı sorumuz. ABC dik üçgen. Diklikler var. 6, 8, 10 dik üçgenidir bu. Buraya 5 yazalım biz. Tanjant X nedir diye soruyor bize dostum. Bak ben şu açıya da Y diyorum. Şimdi tanjant X artı Y'yi biliyor muyum ben dostlar? X artı Y açısını, yani şuranın tamamının tanjantı. Karşısı 8, komşusu 6 olduğu için 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3 diyebiliyorum. Peki tanjant Y'yi biliyor muyum dostlarım ben? Bakın Y bu dik üçgende 5 bölü 6'dır tanjant Y. Bana da tanjant X'i soruyor. Ne yapacağım? Tanjant X artı Y'nin formülünü yazacağım dostum. Tanjant X artı Y eşittir. Yani 4 bölü 3 eşittir. Tanjant X artı tanjant Y. Şöyle yazayım. Tanjant X'i X diye yazayım. Artı tanjant Y'de neye eşitti? 5 bölü 6. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı, yani 5x bölü 6. Hadi düzenleyelim burayı dostlar. 4 bölü 3 eşittir 6x artı 5. 6x artı 5 bölü 6 bölü 6 eksi 5x bölü 6. Bölü 6'lar gitti. Bir de buradan şimdi içler dışlar yapalım. 4 ile burayı çarpalım. 24 eksi 30x yapar. 24 pardon 30 değil, eksi 20x yapar. Eşittir. 3 ile burayı çarpalım. 18x artı 15 yaptı. 18x artı 15, 24 eksi 20x. Doğru. 20x'i buraya aldım. 38x. 15'i buraya aldım. Eşittir 9. X eşittir 9 bölü 38 çıktı. Geldik 2 numaraya. Şimdi şuradaki 9, 12, 15 üçgenidir bu bir kere. Şuraya da şöyle bir ne diyelim, şuradan da bir diklik indirelim aşağı, hatta şöyle şurası 3 olsun, şuraya 9 kaldı hocam, burası da 9'dur, demek ki 9 9 şu açının tamamı 45 derece geldi kardeşim. Ve şuraya da Y açısı yazalım biz. Bakın 45 tanjant 45 X artı Y, tanjant X artı Y'yi yazacağım ben. Tanjant x artı y, yani tanjant 45 demek, 9 bölü 9'dan 1'dir. Peki tanjant y'yi biliyor muyum ben arkadaşlarım? Tanjant y, şu dik üçgenden söyleyebilirim tanjant y'yi. 9 bölü 12, yani 3'e bölelim, 3 bölü 4. Peki bize de tanjant x'i mi bulmak gerekiyor? Hadi tanjant x'i bulalım hemen birlikte. Ne diyeceğiz şimdi? Tanjant x artı y, yani 1 eşittir. Birincinin tanjantı 3 bölü 4 artı ikincinin tanjantı x diyelim ona, bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 3x bölü 4. Hemen burayı bir toparlayalım şöyle. 1 eşittir 3 artı 4x bölü 4. Burası da 4 eksi 3x bölü 4. Bölü 4'leri yazmadım bir daha ben. Buradan ne geliyor dostum? 4 eksi 3x eşittir 3 artı 4x geldi. Düzenledik bunu da. 7x eşittir 1, x eşittir 1 bölü 7. X neydi? Tanjant x demekti. Tanjant x 1 bölü 7. Bana neyi soruyor? Kosekant x, yani 1 bölü sinüs x'i soruyor arkadaşlarım. Hemen bir dik üçgen çizdim ben. X'in tanjantını biliyorum. 1 bölü 7. 1 burası, 7 burası. 49, 1 daha 50. 5 kök 2 de burası. Peki 1 bölü sinüs lazımdı. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 1 bölü sinüs. 1 bölü sinüs. 1 bölü 1 bölü 5 kök 2. Ters çevirip çarptım. 5 kök 2 geldi. Sorumuzun cevabı Gobeller.
Ve 3 numaradayız. X var. Şuradaki açımızın biz 45 olduğunu kareden dolayı biliyoruz. Başka ne biliyorum? BE'ye 1 dersen diyor AB 4'tür. Burası da 4 olacak dostum. Tanjant alfayı soruyor. Ben yine şuranın tamamı tanjant 45 artı alfayı yazacağım. 45 artı alfa. Peki dostum bu nedir? Tanjant 45. 1 artı tanjant alfa. Bölü 1 eksi 1 çarpı ikisinin çarpımı yani 1 çarpı tanjant alfa. Peki tanjant 45 artı alfayı biliyor muyum ben değerini şu üçgenden? Karşısı 5, komşusu 4 olduğu için 5 bölü 4 diyebiliyorum. 5 bölü 4 eşittir 1 artı tanjant alfa diye yazmayayım x diyeyim ona bölü 1 eksi x. İçler dışlar yapıyorum 5 eksi 5 x eşittir 4 artı 4 x'e. 9x eşittir 1'e, x eşittir 1 bölü 9 geldi sorumuzun cevabı. Ve geldim 4 numaralı soruya. Şekildeki yarım çemberde 6 var, 8 var, alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Dostum şuradan şunu çizersek çapı gören çevre açı 90, şuraya da beta diyelim. Şurayı çizdiğimde yine çapı gören çevre açı 90. Bakınız neler biliyoruz biz şimdi burada. 8 var, 6 var, alfa. Çemberin yarıçapı 5 ise çapı 10 birimdir. Alfa artı beta 6, 8, 10 üçgen içinde şu da 8. 8, 10, burası da 6. Dostum, tanjant betayı biliyorum ben. Tanjant beta. Nedir o? Karşı bölü komşudan 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Peki tanjant alfa artı betayı biliyorum. Alfa artı betanın tanjantı. Karşısı 8, komşusu 6'dan 4 bölü 3. Bana da tanjant alfayı bulmak düşüyor artık. Tanjant alfa nedir diye soruyorum kendime. Hemen bulalım tanjant alfayı. Tanjant alfa artı beta yani 4 bölü 3 eşittir. 3 bölü 4 artı x bölü 1 eksi 3x bölü 4 diyorum. Buradan hemen içler dışlarımı çarpıyorum arkadaşlarım. 4 eksi şununla çarparsam 3x kalır sadece eşittir. 3'ü buraya çarpalım. 9 bölü 4 artı 3x. Eksi 3x buraya gelirse 6x buraya baktık. 9 bölü 4 buraya gelirse de 16'dan 9 çıktı. 7 bölü 4 oldu. Şimdi x eşittir. Bu durumda ne çıktı? 7 bölü 24. 7 bölü 24 eşit. 7 bölü 24 geldi. X'i 7 bölü 24 bulduk. X dediğimiz şey neydi? Tanjant alfa. Ama bize kotanjant alfayı soruyor. O halde cevap 24 bölü 7 gelecek diyeceğiz arkadaşlar. Evet 11 numarayı da gömdük. Şimdi gelelim 12 numaralı köşe taşına. Hadi bunu da aldık elimize. Bakalım burada ne yapacağız? Bir konuşalım bakalım. Şimdi alfa 0 ile pi bölü 2 aralığında bir açıymış. Kotanjant alfayı vermiş bize. Kotanjant alfa verildiyse hemen bunu bir şeyde çizelim. 2 burası, 3 burası, 9, 4, kök 13 de burası olacak. Sinüs 2 alfayı soruyor. Sinüsün 2 kat formülü, yarım açı formülü 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfaydı dostlarım. O halde bana sin alfa lazım. 2 çarpı 3 bölü kök 13'tür sin alfa. Kos alfa lazım. 2 bölü kök 13'tür. Çarptığımda 4, 12 bölü kök 13 geldi. 12 bölü o kök 13 ile kök 13'ün çarpımı da 13. 12 bölü 13 geldi Edirne. Şuna bakalım. Sinüs 24 ifadesinin n türünden değeri. Sinüs 24 neydi arkadaşım? Sinüs 2 çarpı 12 derece demektir. Bunu da nasıl yazıyorum yarım açıdan? 2 çarpı sin 12 çarpı kos 12. Şimdi 2 çarpı sinüsün değerini bilmiyorum ama kos 12 n'di. Peki kos 12 n ise hemen bir dik üçgen çizdim. 12 derecenin kosinüsü, komşusu, hipotenüsü. Burası da 1 eksi kök içinde n kare. Peki şimdi getirip sinüsü de yerine yazalım. 1 eksi n karenin kare köküymüş sinüs dediğimiz ifadede arkadaşlarım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Bunun değerini istiyor bizden. Ne çıktı? 2 n çarpı 1 eksi n kare yani Adana şıkkındaymış cevap. Geldik şuna. Sinüs 2x değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi sinüs 2x demek 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x demektir dostlarım.
Ben neyi biliyorum? Sinüs x bölü 2'yi biliyorum. Hemen şuradan bir gösterelim. Sinüs x bölü 2 dediğimiz açı ne olacak burası? X bölü 2 burası olsun. Şurası 90. Karşısı 1. Demek ki hipotenüsü kök 5. 5'ten 1 çıktı 4. Burası da 2. Şimdi ben şurada kenarda bir yerde bak şunu yazacağım. Sinüs x'in yarım açısını yazıyorum. 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 değil midir arkadaşım bu? Peki sinüs x bölü 2 dediğim şey 1 bölü 2 geliyor. Sinüs x bölü 2 dediğimiz açı 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2. Ne 1 bölü 2'si ya? 1 bölü kök 5 pardon. 1 bölü kök 5 çarpı kosinüs x bölü 2 2 bölü kök 5. Yani 4 bölü 5 geliyor sinüs x. O halde yerine yazıyorum. 2 çarpı 4 bölü 5 çarpı ben sinüsü bilince kosinüsü de bulurum arkadaşlarım. Sinüs x neymiş? 4 bölü 5. O halde burası 3'tür. 3 bölü 5 çıkar kosinüs x'te. 2 kere 4 8, 8 kere 3 24, 24 bölü 25 geldi sorumuzun cevabı. Hemen şuna bakalım. 12 var, 8 var, alfa, 2 alfa, tanjant alfanın değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Tanjant alfayı soruyor arkadaşlarım. Bakalım şöyle bir düşünelim neler yapabiliriz diye. Şimdi şuradan bir diklik indirsem dostlar, şuraya da k desek. Biz buradan tanjant 2 alfayı yazarız. Tanjant 2 alfa eşittir. Yok yazamayız. Sinüs 2 alfayı yazarız en fazla oradan. K bölü şey çıkar. Doğru. Öyle bir deneyelim bakalım. Sinüs 2 alfayı yazayım arkadaşlarım. K bölü 8 gelir. Sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa dediğimde 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfayı ben K bölü 18 diye buldum. Peki sinüs alfayı şuradan k bölü 12 diye yazarım. 2 çarpı k bölü 12 çarpı kosinüs alfa. Alfa eşittir. K bölü 8 miydi burası? Evet k bölü 8 oldu. Şimdi düzenleme aşamasına gelelim. K'lar gitsin. 2 ile bu gitsin 6. Kos alfa bölü 6 eşittir 1 bölü 8 çıktı. Yani kosinüs alfa eşittir 6 bölü 8'den 3 bölü 4 geldi. Bana neyi soruyordu? Tanjant alfa. Hemen dik üçgenimi çizdim kardeşim. Dik üçgende şu açıya alfa dersem kosinüs neymiş? 3 bölü 4. O halde şurası 4. 16'dan 9 çıktı. Burası kök 7. Tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşudan kök 7 bölü 3. Cevabım Denizli olacak diyebilirim. Evet 12'yi de gömdük. Burada duralım dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.